Gönül. Düşündüm de bak bu iki numaralı pozisyon da çok güzel böyle. Magnet gibi böyle yüz yüze böyle yapışık uyumak. Ben bunu da beğendim. Benim favorim bu yani. Ya hadi bırakın şu konuları. Kahvaltımızı edelim. Ay ne var Alo? Ne güzel sohbet ediyoruz işte. Ha tabii bu uyku pozisyonları senin ilgi alanın olmadığı için böyle bir ses ediyorsun. Halbuki sabaha kadar futbol konuşsak sesin çıkmazdı. Yok gene çıkardı. Bu sefer muhabbete katılırdı. Uyku pozisyonu neymiş ya? Bir kere futbolda daha çok pozisyon var. Bir kere ploncon var. 7 kusurlu hareket var. 9 kusurlu hareket. Kaç kere söyleyeceğim sana? Sonra topa çift dalmak var. Ama kaşık pozisyonu yok. Ne haber? Ya uyku pozisyonu ne ya? Ayrıca da insanın yatak odası mahrem yeridir. Böyle ulu ortada konuşulmaz. Ayıp bir şey mi konuşuyoruz canım? Uyku pozisyonlarını konuşuyoruz. Evet yani. Ya sen bırak uyku pozisyonunu falan da. Sen esas Sultan Hanım'ın gönlünü aldın mı ondan bahset. Yok daha alamadım. Yani aradım açmadı. Mesaj attım onu da cevap vermedi. Meltem gördün mü kankalar grubundan da çıkmış. Böyle gemileri yakmış. Yemin ediyorum. Artık geri dönüşü de yok yani. Bence durum felaket. Ya o derece. Başka bir şey söyleyemem yani size. Meltem Hanım 7 kusurlu hareketten birini yaptınız. 9 kusurlu hareket. Aspin oldu. Ne güzel. Sultan Hanım haklı. Yani resmen kandırmışsın kadar. Ha tamam. Biliyorum ve zaten çok üzgünüm. Lütfen bir daha üstüme gelip sen de hatırlatma yani. Peki. Yani yakalanmasaydım be Meltem. Üstü yakalanmasaydım. Tuna ne yapıyorsun? Ay niye kıza kendini daha da kötü hissettiriyorsun yani? Ben şu açıdan dedim yani bir daha iyi bir yalan bulsaydı eğer bu başına gelmezdi yani. Maşallah senin fazla fazla yalanların var galiba söyleyecek. O anlamda söylemedim ben. Görür, ne yani, anlamda söyledin? Şey anlamda yani. Ben o anlamda söyledim. Hayır abi şey anlamda söyledim. Peki yalan söylüyorsun yani. Yok ben onu da demedim. Tolik yaptı yani. Neyse. Yani ne yap ne et kendini affettirme. Dünürler arasında küslük olmaz. Tamam canım. Yani bugün ne yapacağım edeceğim? Affettireceğim ben kendimi. Dur bek versene. Kırık lokma versene şuradan ya. Çok canım çekti. Tamam. Çatal ya. Hayır vermeyeceğim. Sordum sana. İstiyor musun dedim. Hayır dedim. Hayır ben o anlamda söylemedim. Ne hadi anlamda söyledin? Ya ben yani şey oldu yani şimdi yani kilo... Emine yaptın mı? Yok. Ha tamam. Aşağı. Ne oldu? Büyük skandal. Ne oldu? Kepazelik öyle söyleyeyim size. Rezalet yani. O. Söylesene Tuna çıldırtma insanı. Rezilliğin son şeyi yani. Böyle bir ne şey. Ne oluyor? Felaket Meltem yemin ediyorum. Oğlum ne olduğunu söyleyecek öyle misin? Sultan Hanım Meltem'i takipten çıkartmış. Bu muydu yani? Daha ne olsun Haluk? Bundan daha fena bir şey olabilir mi yani? Ben hiç fark etmedim yani. Yani şey biraz küsüğü uzatacak gibi Meltem. Takipten çıkartmış. Ama bir yandan da takip ediyor olabilir. Mesela ben bazen öyle yapıyorum yani. Takip etmiyorum. Çıkıyorum takipten. Prim vermemek için. Ama eğer açıksa şeyi girip arasına bakıyorum yani. Ben de öyle yapıyorum. Yani böyle takip edip de havalara sokmam bir manası yok tabii. Meltem yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Yani biraz tuhaf oldu. Yani siz ailesiniz artık öyle küsmeler müsmeler. Bilemiyorum yani. Neyse. Var ya hepiniz kafayı yemişsiniz. Gizli. Demek bakıyorsun ne yapıyorsun? Bakıyorum tabii niye bakmayayım ya Allah Allah. Merhaba Emine. Hoş geldin babacığım. Merhaba. Ay hoş buldum. Merhaba babacığım. Gel. Ay canım benim. Kahvaltı ettin mi? Gel. Aa ben kahvaltı ettim. Ay ama bir çayınızı içerim. Nasılsın Kemal abi? Tabii. Hoş geldin. Canım benim. Nasılsınız? Niye hamdolsun ya? İyi değil. Ya damat. Efendim baba. İrem'e birkaç gün izin vermişsin. Ha öyle oldu. Hani düşündüm de şirkette bu İrem'in yokluğunda pazarlama konusunda açık olmasın. Anlamadım baba. Canım, acil durum ilan ettim damat. Yani şimdi bugünlerde sana yardım etmeyeceksem ne zaman edeceğim? Müsteşar Kemal olaya el koyuyor. Tamam Müsteşar Kemal iş başında. Ama senin işe gireceğim ve sana yardımcı olacağım. Yok baba gerek yok yani. Tolga halleder İrem'i işte. Olur mu öyle şey canım? Oo, senin kapı gibi babam var ya. Ben varken Tolga'nın iyi bir iş yapsın. Haluk'cum
Babam sana yardım etmek istiyor. Ne güzel işte. Daha ne istiyorsun? Tamam baba. Tabii ki yani hani sana yorgunluk olmasın diye ben şey yapayım. Olur mu öyle şey Damatcığım? Aa, bak İrem'in yokluğunda bu ev satışlarını 2, 3 hatta 4 misli arttıracağım. İnşallah baba. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Biz iyiyiz Kemal amca, aynı. Bir değişiklik yok işte. Ha, aslında pek aynı değil Kemal abi. Yani nasıl? Ciddi bir değişiklik var. Yani enteresan bir durum var. Bundan gönlünün de haberi yok. Aslında kimsenin de haberi yok. Seviyorum. Söyle. Sıkı durun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.